Merhaba arkadaşlar. Ön muhasebe yazılımları ve kullanımı dersinin ilk ünitesinde birlikteyiz. Konumuz ön muhasebe işlemleri. Önce biraz işletmelerden bahsedelim. Çünkü uygulama alanımız işletmeler olacak. Dolayısıyla işletme kavram olarak ele alındığında insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli mal ve hizmetleri üretmek üzere üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli şekilde bir araya getirerek faaliyette bulunan ekonomik birim şeklinde ifade edilebilir. Farklı alanlarda faaliyette bulunan işletmeler var. Genel olarak işlevsel açıdan ele alındığında üretim, hizmet veya ticaret işletmeleri şeklinde bir ayrım söz konusu olabilir. Tüm işletmelerde aslında yerine getirilmesi gereken bir takım faaliyet alanları var. Biz bunlara işletme işlevleri diyoruz. İşletme işlevleri pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları gibi işlevler olabilir. Ya da gelişen teknolojik ya da iş yapma biçimleri bakımından farklı işlevlerinde zaman içerisinde bunlara eklendiğini görüyoruz. İşletme hacmi faaliyet alanı ile orantılı olarak bu işlevler birbirinin içerisinde yer alabilir veya daha alt ayrımlara bölünebilir. Muhasebe söz konusu işlevsel alanlarda gerçekleşen işlemlerin finansal boyutuyla ilgilenmektedir. Mali işlem ya da finansal işlemlerin kayıt ve raporlama işlemleri muhasebenin konusunu oluşturmaktadır. Finansal işlemle finansal olmayan işlemi ayırmanın en kolay yolu işletmenin varlıkları ya da kaynakları üzerinde artış ya da azalış şekli değişikliğe neden olan işlemleri finansal işlem olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla buradaki temel kriter gerçekleşen işlem ve olayların para ile ölçülebilme özelliğinin olması. Eğer herhangi bir işlem para ile ölçülebiliyorsa, para değeriyle ifade edilebiliyorsa muhasebenin konusuna girer ve muhasebenin kayıt süreçlerinde yer alması gerekir. Tabii kayıt sürecini aktarmadan önce işlemlerin belgelendirilmesi gerekir. Belgelendirme hem işlem ve olayın gerçekleştiği yerde anında tespit edilmesi hem de daha sonra kanıtlanabilir ya da denetim açısından da kanıt oluşturma özelliği kazanması bakımından önem taşımakta. Kayıt ortamında zaten bir işlemi bütün olarak ele almak gerekir. Yani gerçekleştiği yer, zaman, miktar, tutar bilgileri, ilişkili olduğu taraflar itibariyle bir bütünlük içerisinde kayıt ortamına aktarılması gerekir. Bunun için de belgelendirme önemli. İşte ön muhasebenin en önemli görevi de mali işlemlerin belgelendirilmesi olmakta. Dolayısıyla belgelendirme ve mali işlemin yerinde doğru eksiksiz tespit edilmesi, ondan sonraki muhasebe süreçlerinin ve muhasebe bilgisinin de eksiksiz doğru olması için en önemli adım. Ön muhasebe nedir? Peki ön muhasebe finansal işlemlerin muhasebe sistemine kaydedilmesi için hazırlık aşaması, yani belgelendirme ve kayıt ortamına aktarma için gerekli hazırlık işlemlerinin ve veri akışının sağlanması işlemlerine ön muhasebe diyebiliriz. Asıl muhasebe ise işletmelerin mali işlemlerine ait verilerin muhasebe temel kavram, ilke, standart ve kuralları çerçevesinde kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve gerektiğinde analiz edilerek yorumlanması suretiyle ilgili taraflara iletilmesi süreçlerini içeren bir bilgi sistemi. Dolayısıyla ön muhasebe, muhasebeye başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık işlemlerinin kapsadığı bir muhasebe hazırlık süreci. Muhasebe işlevleri kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz ve yorum olarak ele alınmakta ve belgelendirilmiş yani kanıtlanabilir mali işlemlerin yevmiye büyük defter kayıt ortamına aktarılması gerektiğinde mizanların düzenlenerek kontrol edilmesi
ve sonuçta nihai çıktı olarak mali tabloların, finansal raporların elde edilmesiyle tamamlanan bir süreç. Analiz ve yorum ise mali tablolar üzerinde karar alıcılara yardımcı olacak yeni bilgilerin türetilmesi için ayrıca yapılması gereken işlemlerden oluşuyor. Muhasebe süreci dönem başı, dönem içi ve dönem sonu işlemleri olmak üzere 3 grupta ele alınabilir. Burada asıl olan dönem içi işlemler, yani finansal işlemlerin kayıt ve raporlama süreci. Ön muhasebe ise dönem içi işlemlerin muhasebe ortamına aktarılabilmesi için yapılan hazırlık çalışmaları ve belgelendirme işlemleri şeklinde ifade edebiliriz. Bütün sürecin sonunda ulaşılmaya çalışılan yer muhasebe bilgisinin elde edilmesi, yani mali tabloların oluşturulması olmakta. Tekrar kısaca ifade etmek gerekirse ön muhasebe işlemleri muhasebe fişlerinin ve gerekli belgelerin hazırlanması ve mali işlem verilerinin muhasebe sistemine girilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması aşamasıdır.